Size ey mescit patladıp Müslümanım diyenler, Allahu Ekber deyip uşak başı kesenler, seher oruç tutanlar, akşam ciğer yiyenler, mümin donu giyenler, meğer siz bu emeli Allah için ettiniz, yoksa sanırsınız ki sünneyle gittiniz. And olsun Allah'a ki Allah'ı incittiniz. Kur'an'a, peygambere, ümmete zulmedip sünneni terk ettiniz. İslam'dan ilk ayrılan, çıkan da siz idiniz. Kabe'ni od vurarak yakan da siz idiniz. Sibbeyinde Kur'an'ı nizelere takan da, bu fitneye hüccet tek bakan da siz idiniz. Nehrivan'dan bugüne hayli zaman ötse de sizin habis kalbiniz değişmeyip zerrede. Ey diyetten dönenler, ey vicdanı ölenler, iman odu sönenler, niye sizi yandırır ya el söyleyenler, ya Zehra ses diyenler, ya Hüseyin diyenler, ya Ebu'l-Fes kelimesi. Sizi neden incidir peygamber ailesinin bu kadar sevilmesi? Belki size çatmayıp Kur'an'ın bu ayesi. Ya peygamber, haber ver. De ki bütün ümmete, size peygamber kimi çektiğim bu zahmete karşılık istemirem. Tek bir talep edirem. Turhan ehli namaz. Benim ehli beytimi siz de sevin deyirem. Bu Şura suresinde 23. ayeti. Açık aşkar delildi, ilahi nişanedi. Mən Allah'ın emrini duydum ve emel ettim. Mən ehli beyti sevdim. Onun yoluyla gittim. Zerre kadar vicdanın kalıpsa etiraf et. Bəs sen kime uymusan? Yolun kimin yoludur? Bilmediniz ki ne cür Kerbela unutulsun, Aşura unutulsun. Yoya Aşura günü bayram imiş aslında. Nece nece peygamber nicat takıp o günde. Hazreti Yusuf kuyudan, Nuh peygamber ise sudan, Hazreti İbrahim oddan, Musa da Firavundan, Eyyub ise kasteliden nicat takıp o günde. Adem ile Davud'un tövbesi kabul olup, İsa aleyhisselam məhz o günde doğulup, Yağub'un Yusuf için ağlamaqdan tutulan gözlerine yeniden həmin günden nur gelip. Bu sebepten dolayı Aşura bayram kimi size vacib edilip. Siz İmam Hüseyin'in şehadet sebebini gizleme istediniz. Lanetullah Yezid'e o haklıdır dediniz. Halife söylediniz. Siz Allah'ın nurunu öz ağzınız ile söndürme istediniz. Fakat bu hakikati dərk edə bilmediniz. Uca Allah vəd verib ve bu mütləq olacak. Tek Allah öz nurunu mütləq tamamlayacak. Gələr bir cümə günü Mövlam İmam-ı Zaman sizlere verme zaman. Gelir Allah hücceti, hak batilden ayrılar. Başınızın üstünde zülfügar öz kınından şimşek kimi sıyrılar. Ağam keser Yezide radiyallahu enhu diyen dillerinizi, peygamber mezarını söken ellerinizi, Muaviye mezarını tiken ellerinizi, açar meramınızı, belli eder ki nece batilde olmanızı.
sen Müslüman değilsen. Sen Müslüman değilsin. İslam'ı gözden salan, özgüye maşa olan, Allah Allah desen de Allah düşmenlerine müthisen, kara kulsan. Dünyanın göz önünde, Müslüman illerinde adını cihad koyup, mümin başını kesip, başla top oynuyorsun. Müslüman kadınların, gelinlerin, kızların namusunu özüne halal nimet sayırsan, mektep bombalıyorsan, babalarından kalan o köhne emelinle kapılar yandırırsan, kabırgalar kırırsan, heymeler talıyorsan, 5 yaşında günahsız, gözü yaşlı, elaçsız uşağdan soruşursan, adın neydi? Ali'di, Zeynep'di, Fatime'di. Derhal fetva verirsen, bu uşak ölmelidir, derisi soyulmalı, başı kesilmelidir. Vay olsun! Vay olsun! Vay olsun senin kimi insana, pul ile tutulana, pul için satılana, Allah'ı unudana, Allah dostuna düşmen, kafire dost olana. Dur, dur, tohumla vurana, o kanlı ellerini vurma o pak kitaba. Dünyada olmazsa da ahirette eminem, eminem yeteceksen sen ilahi azaba. Bilip inkar ettiğin, hamıdan gizlettiğin sebepleri değil mi? Peygamberin en aziz sahabesinden biri, Ehl-i Beyt'ten saydığı Hazreti Ebu Zer'i ömrün ahıl çağında kim oldu sürgün eden Rebeze çöllerine? Kimler dözebilmedi onun hak sözlerine? Onun musibetinde kimler günahkar? Halbuki onun hakta peygamberden hadis var. Yeryüzü Ebu Zer tek düz danışan görmeyip, göy ondan doğrusuya kölge salabilmeyip, Allah ondan razıdır. Tek yaşayar, tek öler. Allah'ın izniyle cennete de tek gider. Bes ne sebep oldu ki peygamberin sevdiği, düz danışan dediği Ebu Zer sürgün oldu? Ebu Zer gece gündüz şehirde dolanırdı. Gözünden gile gile yaş döküp ağlayırdı. Ah çekip ün salırdı. Cemaat, ey cemaat, mezlum İmam Ali'nin hakkını gasp ediblər. Mən Ali aşığıyam, Ebu Zer qəffariyam. Mənə vacibdir her an korkmadan hakkı diyen. Ebu Zer bu sözlerle batili ifşa etti. Batil de bu sebepten tez onu sürgün etti. Hücr İbni Üdeyi Emmar'ı kim öldürdü? Dar ağacından asıp ağzına cilov takıp Temmar'ı kim öldürdü? Benim bildiklerimi sen özün de bilirsin. Anlamak istemesin.
anlamak istemirsen. Bense seni Allah'a, Hakk'a davet ederim. Tövbe et söylüyorum. Tövbe et. Tövbe et. Eğer küfürden ve şirkten tövbe etseniz, bu sizin için hayırlı olur. Eğer imandan üzdün derseniz, bilin ki Allah'ın azabından kaçıp kurtarabilmezsiniz. Tövbe suresi. Turhan Ehli Namaz təqdim edir.